Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan kararını anlattı. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı Sinan Oğan görüşmesini canlı yayında açıkladı. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destek vereceği tartışılırken, Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ikinci turda ne yapacağı merak edilen Sinan Oğan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyların tamamı gelir. Sözcü TV canlı yayınında Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk'ün sorularını cevaplandıran Cemal Enginyurt, 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda gerçekleştirdiği Sinan Oğan görüşmesini canlı yayında aktardı. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'a bir bakanlık verilebileceği görüşünü belirten Cemal Enginyurt'un, "Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum," dedi. Enginyurt'un aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Enginyurt'un hem Sinan Oğan hem de Ümit Özdağ ile görüşme teklifine sıcak baktı. Cemal Enginyurt, Sinan Oğan seçmeninin Recep Tayyip Erdoğan'a bakış açısıyla ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Özdağ'ı davet etmek gerekiyor," dedi. Cemal Enginyurt canlı yayında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü, Sinan Oğan, hatta Ümit Özdağ'ı da davet etmek gerekiyor, dediğini aktardı. Sinan Oğan ile görüşmek yetmiyor. Demokrat Partili Cemal Enginyurt sözlerini şöyle devam etti. "Neden Ümit Özdağ, diyeceksiniz. Sinan Oğan 2 milyon 700 bin oy almış olabilir ama Zafer Partisi de 1 milyon 300 bin oy aldı. Öyleyse sadece Sinan Oğan ile görüşmek yetmiyor, Ümit Özdağ ile de görüşerek birlik ve beraberlik mesajının ne kadar güçlü verileceğini göstermek gerekir." Kemal Bey memnuniyetle karşıladı. Görüşeceğini ifade etti. O konuda görüşmeler an itibarıyla devam ediyor. Erdoğan ile asla bir araya gelmezler. Ümit Özdağ'a göç işlerinden sorumlu bir bakanlık, Sinan Oğan'a da bakanlık veya Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilebileceği görüşünü paylaşan Cemal Enginyurt şunları söyledi. "Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum. Ben Sinan Oğan'a oy veren arkadaşlarımın tamamına yakınını tanıyorum. Bunların ortak özelliği şu, 2 milyon 800 bin oyu verenin neredeyse tamamına yakını Recep Tayyip Erdoğan ile asla bir araya gelmez. Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediği için Sinan Oğan'ı tercih ettiler ama Kılıçdaroğlu ile Erdoğan baş başa kaldığında hem gönüllü şekilde oy verecekler hem de oy toplayacaklar çevrelerinden. Sandığa gitmeyen arkadaşlarını da ikna edecekler." Ümit Özdağ'dan canlı yayında gündem yaratacak sözler. Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamasında, "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerek. Artık yorulmuş bir rejim var," ifadelerini kullandı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura hazırlanıyor. Bu süreçte Zafer Partisi ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Halk TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklama şu şekilde. "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerek. Eğer Millet İttifakı aday olarak Mansur Yavaş'ı aday olarak çıkarsaydı şimdi ikinci turu konuşmuyorduk. Mecliste Millet İttifakı da muhtemelen de çoğunlukta olacaktı. Ancak ben bu açıklamayı gerçekten siyaset bilimci olarak yaptım. Ben bu açıklamayı siyasetçi olarak değil siyaset bilimci olarak yaptım. Ancak Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerek. Artık yorulmuş bir rejim var, kendisini taşıyamıyor. Türkiye'yi taşıyamıyor. Ve hangi gerekçeyse olduğu önemli değil. Mansur Yavaş AKP'nin geniş seçmeninden de oy alıyor. Ben CHP kazansın dedim. Erdoğan'la yakın değiliz. Mesele birisiyle yakın olup olmamak değil. Erdoğan'la zaten 21 seneden beri kavga ediyorum. Erdoğan'a ben neden sitem edeyim? Ben Erdoğan'ı aramadım ki. Ben Erdoğan'a seni desteklerim demedim ki. Ben Erdoğan kazansın demedim ki. Ben CHP kazansın dedim. Ona hayır dediniz, 24 anayasasına sadık olduğunu, sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın. Bu teklifi ben Kemal Bey'e yaptım.